Bir tanesi de Dört Konak Köyü web sitesidir. Bu site Dört Konak'ın dünyaya açılmasına ve tanınmasına vesile olmuş, gurbette ayrılık hasretini yoğun olarak yaşayan hemşehrilerimizin uğrak yeri ve hasret giderme yeri olmuştur. Bu hizmeti hayata geçirilmesi ve uygulanmasında özveriyle çalışan genç kardeşimiz Mehmet Yücel Ergin'i konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini almak üzere mikrofona davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, ilimizin değerli idarecileri, Sayın Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, sevgili Dört Konak'ta değerli misafirler ve basınımızın bu izide temsilcileri, saygıdeğer davetliler, ben sizlere bir Dört Konak Dernek üyesi veya yöneticisi olarak değil, sanal alemde Dört Konak ve Dört Konak'ı dünyaya tanıtmaya çalışan birisi olarak hitap edeceğim. Sizlerin ve gurbetteki köylerimizin desteğiyle siteye açtığımız günden bugüne geçen 8 ay süre içerisinde 45 bin kez ziyaret edilmiş 185 üye, 11 köşe yazısı ve 30 video gösterimiyle 200 haber girişimi sağlanmıştır. Yaşadığımız asır teknoloji devridir. Bize teknolojiyi kullanarak sıradaki köylerimizin hasretlerini bir nebze olsun gidermeye hedefliyor ve bunu başardığımıza inanıyoruz. Sitenin kurulmasından sonra geliştirilmesinde en büyük emek sahibi olan aileme, sitenin kurulmasından sonra sponsor olarak maddi külfetimizi üstlenen köylümüz elektrik mühendisi Mahir Can'a huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sitemizi yazılarıyla onurlandıran Milli Eğitim Müdürü, Emekli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Sadık Hocama, Öğretmen Mevlüt Ergin Hocama, Emekli Öğretmen Şahadet Turan Hocama ve Hüseyin Turan abime teşekkür ediyorum ve kalemlerinin güçlü olmasını diliyorum. Sitedeki video gösterimlerinde bana ilham kaynağı olup destek veren Niyazi Sadık abimden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Sevgili misafirler, önümüzdeki günlerdeki hedefimiz köyümüzün gözü kulağı olan belki de Gümüşhane tarihinde ilk kez yapılan Köylünün Sesi gazetesinin tekrar yayın hayatına geçirmektir. Bu konuda fikir ve desteklerinizi bekliyorum. Sözlerime burada son verirken sanal alemde olduğu gibi gerçek hayatta da bizleri kırmayıp bu salona teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Genç kardeşimiz Mehmet Yücel Ergin'e teşekkür ediyorum.